İyi akşamlar herkese. Sevgiler, saygılar. Bu programımızın konu başlığı neme lazımcılık, kayıtsızlık, vurdum duymazlık, sahip çıkmamak. Bu kavramlar bireylerin ve toplumların hayatında olmaması gerekmektedir. Hangi birey ve toplumlarda bu kavramlar şekillenmektedir? Adalet düzeninin bozulduğu toplumlar mı? Bedeller sisteminin ödenmediği, kolay kazanımların olduğu ülkeler mi? Orman kanunları sistemi mi? Yozlaşmış toplumlar mı? Değer kavramlarını şekillendirememiş, ileriye taşıyamamış, medenileşememiş, olgunlaşmamış toplumlarda mı neme lazımcılık, kayıtsızlık, vurdum duymazlık, sahip çıkmamak? Evet, her zaman söylediğimiz bir şey var. Geminin içerisinde tayfalar da var, kaptanlar da var. Bu gemiye delik açmak dışarıdan da olabilir, daha tehlikelisi içerdendir esasen. Kaleniz çok güçlü olabilir, içeriden kapıyı açan bir kişinin bulunması karşı taraftaki iyi niyetli olmayanlara ciddi bir koz olacaktır. Neme lazımcılık insanların kendilerine ne ölçüde saygı duyduklarının da bir ölçüde ifadesidir. Ülkelerine ne ölçüde sahip çıkıyorlar? Ne ölçüde adalet sistemleri mevcuttur? Ne ölçüde insan haklarında ileri düzeylere çıktığının ifadesidir. Bir dereceye kadar. Vurdum duymazlık kimi toplumlarda ülkelerine sahip çıkmamak, ülkelerini birine, o birine en ufak şeyden verebilen, teslim eden, peşkeş çeken birey ve toplumlar olabiliyor dünyanın farklı yerlerinde. Kayıtsızlık, bu gibi bireyler ve toplumlar yanlış zeminler üzerine tesis edilmiştir. Bencil kavramlar, egoist kavramlar ön planda olduğu için herkes sadece kendine çalışmaktadır. Kamunun ortak havuzuna herkes kendi zenginliğini aktarma ve toplumunu ileriye taşımayı, toplumsallık duygusunu ön plana çıkarmayı hep ertelemekte veya kaçınmaktadır. Ben diye diye kendi kendini yalnızlığa terk eden birey ve toplumlar hiçbir zaman sağlıklı toplumlar olamadıkları gibi gelecekleri sağlıklı temeller üzerine nasıl kurulabilecek acaba?
Bizim her şeyimiz, taşımız, toprağımız, havamız, ağacımız, insanımız, kültürümüz, her türlü zenginliğimiz, bilim adamlarımız, sanatçılarımız hepsi çok değerlidir ve onlara sahip çıkmalıyız. Sahip çıkılmaması neme lazımcılık, kayıtsızlık, vurdum duymazlık, sahip çıkmama. Daha sonra bu gibi toplumların dinamiklerinin yavaş yavaş çökmesi şekillenmektedir. Çünkü toplumu ileriye taşıyan belli güçlü dinamiklerinin erozyonuna uğruyorsunuz. Böylelikle toplumu, ülkeyi ileriye taşıyan tuğlalar, taşlar yavaş yavaş yerinden sökülmektedir. Her zaman kimi toplumlarda görülebileceği gibi gönüllülük para almadan, toplumuna hizmet eden, katkı veren bir takım taktik hareketler geliştirmekte ve bireylere toplumuna sahip çıkma, toplumuna katkı verme, toplumuna zarar verecek kavramlara karşı duyarlı, hassas ve çok şiddetli tepki verecek bir takım dışsal şeyleri reddedecektir. Böyle durumlarda kimlik ve kişiliğimiz daha güçlü bir şekilde yeşerecek, dünya devletleri daha çok böyle toplumlara saygı duymuş olacaktır. Burada karşı tarafların büyük devlet, nüfusu çok, toprağı çok aşırı olmasıyla ilgisi bulunmamaktadır. Sizin gücünüz kendi dinamiklerinizde, akılsallığınızda, insaniyetinizde, vicdanınızda, insan haklarınızda, adaletinizde mevcut bulunmaktadır zaten. Dolayısıyla bunlar hayat bulduğu ölçüde toplumda bir takım karşılık beklemeden toplumuna, kamuoyuna katkılar veriyor olmak yavaş yavaş her geçen gün neme lazımcılığı, kayıtsızlığı, vurdum duymazlığı, sahip çıkmamayı ekarte edecek, bertaraf edecek ve kendi ülkesinin her şeyine sahip çıkan bireyler ve toplumların oluşturduğu devlet yapısı, ülke yapısı şekillenecektir. Bu durumda her türlü negativite böyle toplum ve bireylere olumsuz etki yapma cüreti gösteremeyecektir. İnsanın kendine saygısı kendini medenileştirme ve olgunlaştırma yolculuğunda neme lazımcılıktan kurtulmak, kayıtsızlık, vurdum duymazlık, sahip çıkmamadan kurtulmak, aşmak gerekmektedir bu gibi kavramları. Her kavramın daima karşıtı bulunmaktadır. Bedel ödemeyenler daha neme lazımcı bir yapıya giriyorlar. Kolay erişimciler öyle, saygı duymaz hiçbir zaman. Tabii bunun eğitimsel olarak da, kültürel olarak da bireylere, yeni yetişen nesillere verilmesi gerekmektedir. Çünkü şekillendiremediğimiz, güzelleştiremediğimiz, çiçekleştiremediğimiz insan her türlü negativiteyi yansıttığı zaman şikayet etme hakkımız olmayacaktır. Önce çaba harcayacağız. Yeni kuşakları tam yüzyılların istediği, 21. yüzyılın emrettiği şekilde
sadece bilişim teknolojileriyle değil, onların zarar görebileceği birçok şeyleri bertaraf ederken ihtiyaç olabilecek ne gereklilikler varsa hepsini onlara imkanlar dahilinde sunmak ve onların güzel yetişmelerine çaba harcamamız gerekiyor. Sonuçta onlar bize zaten güzelliklerini, bizim ne ölçüde başarılı başarısız olduğumuzu bize yansıtacaklardır zaten. Programımız burada son buluyor. Teşekkürler ediyoruz. Hoşça kalınız. Kalın sağlıcakla.